arasındaki arayüzün görünümü buydu. Bazı kullanıcılarımız hatırlar. Burada Smart Comp var. Extended Range içeriği. O zamanlar daha yeni. Yine birkaç dil desteği vardı. Sonra çok çok daha gelişmiş. Şu anda kullandığınız arayüze geçildi ki o zamanlar yine henüz gördüğünüz Envoy veya Compliance henüz yok. Çünkü eklenme sırasına göre Smart Comp, Suppliers, Extended Range, ardından PolyPlus, DataPlus ve Exporter gibi modüller gelmişti. Şimdi yine bu arayüz de gelişti. Veri modüllerinin sırası değişti. Biliyorsunuz şu anda daha da iyice sıkışık hale geldi. Ve kaçınılmaz sonuç, ihtiyaç, total materya artık bu şekilde daha çağdaş, daha hızlı bir şekilde sizlere hizmet verebilmeye başlayacak en kısa süre içerisinde. Canlı olarak sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Çünkü gördüğünüz eski arayüz hepimizin şu ana kadar kullandığı, bu arayüzde herhangi bir malzeme araması yaptığınızda ulaşacağınız ilk sayfa bu, biliyorsunuz. Yeni arayüzde bu biraz daha farklı. Yeni internet sayfamız da değişecek yakında. Sizler de fark edeceksiniz zaten. totalmateria.com'a girdiğinizde. Şimdi yeni arayüzün görünümü bu şekilde. Bu en başta zaten hiç deneyim olmayan kullanıcılar için de yönlendirici kullanım sayfaları da gelecek. O biraz daha rahat kullanabileceğiniz bir hale gelecek. İlk fark ettiğiniz şey belki de buydu. Bu arama ekranına bastığımda en son yapılan aramalar burada hemen görünüyor. Bu önemli bir değişiklik total materyada. Çünkü her girdiğinizde sizi hiç hatırlamayan, ilk defa karşılaştığınız bir arayüz olmayacak bu her seferinde. Aynı bilgisayardan siz bu bilgilere bakmıştınız diyen bir arayüz olacak. Burada mesela çoğu kullanıcının yaşadığı bir şeydi. Ya ben bu malzemenin bir tek mekanik özelliğine ihtiyacım var. Ama bunun için 40 dereden su getirmem gerekiyor gibi bir fonksiyonel hale gelmişti. Tabii ki o dönem için çok çok önemli bir gelişme, ama şu anda kabul edilebilir bir arayüz değil. Bu bizler için de aynı şekilde değil. Çünkü gördüğünüz gibi bizleri hatırlamıyor. Her şeyi yeni baştan yazmanız gerekiyor bu adımlar için. Bu biraz can sıkıcı hale geldi tabii ki. Sizler için de belki sizleri çok rahatsız etmiyor, ama bizim için sürekli olarak değişmesi gereken bir şeydi. Bu arayüze pek çok gelişme daha geçtiğimiz yıl planlanmıştı. Fakat hepsini durdurduk ve komple yeni bir arayüz yapalım dedik. Çünkü burada bir malzemenin mekanik özelliklerine girmek için bir alt grupla karşılaşıyorsunuz. Ondan sonra mekanik özelliklere basıyorsunuz. Ondan sonra oraya gidiyorsunuz. Bu yüksek sıcak için bakıyorsunuz. Bu yeni arayüzde ben hemen şuradan 20-24 AE için ihtiyacım olan şey benim stress strain diyagramı dediğinizde, içerisinde 20-24 geçen listedeki tüm malzemelerle ilgili stress strain datalarına bu kadar hızlı artık ulaşabiliyorsunuz. Sanıyorum bu en önemli farklardan bir tanesi oldu. Direkt Extended Range içeriğinden bulabiliyorsunuz veya işte ben bu malzemenin stress strain datalarına ihtiyacım var, ama buraya 7 fonksiyon eklenebiliyor. İşte sertlik değeri, atıyorum impact değerine ihtiyacım var. Yok, hayır, ben işte şu malzemenin rating datalarına ihtiyacım var diye buradan derhal görebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir gelişme tabii ki. İşinizi biraz daha hızlandırdığını herhalde siz de söyleyebilirsiniz. Bu birkaç adımı geçmeniz gerekmiyor artık. Bu eski dediğimiz, artık bu arayüz içeriğinde olan bu dataları, bu adımlara ihtiyacınız yok. Yeni arayüzde çok hızlı bir şekilde sayfaları gezebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi direkt Fading Data'ların içerisine girebiliyorsunuz. Burada yine arayüzün içeriğinde zaten yan sütunda olan ilgili malzemenin özelliklerini
Artık hemen buradan da ulaşabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bunlar burada açık kalıyor. Mekanik özellikler, fiziksel özellikler, çapraz referansları, malzemelerin ve eğer bu malzemeyi arzu ederseniz derhal favori malzemelerinizi ekliyorsunuz. Veya buradan direkt olarak bookmark page dediğimiz bir özellik. Bundan da bahsetmek istiyorum. Bu sayfayı ben işte Ankara'daki mühendis arkadaşıma göndereceğim. Biz İstanbul Ar-Ge ekibinden bu sayfaya ulaştık. Bunu direkt kaydediyorum. Ve sayfayı direkt olarak malzeme listesine ekliyorum veya sayfayı direkt olarak arkadaşıma gönderiyorum. O total materya içeriğinde açtığında işte şu linki kaydettiğinizde nasıl gönderemiyorduk. Şimdi bunu en son bulunduğum sayfa hangisi ise oradan arkadaşımla rahatlıkla paylaşabiliyorum. Bu çok çok harika bir gelişme hakikaten. Böylelikle pek çok farklı özelliğe daha önce erişemediğiniz pek çok özelliğe hızlıca erişebileceksiniz. Bunlardan en önemlisi Integrator'ın bir önceki adımı dedik, malzeme konsolu. Bu malzeme konsolunun içeriğinde benim daha önce gruplayarak kaydettiğim favori malzemelerim var. Favori bookmarklarım var. Bir malzemenin bir özellik işte Fatigue Data özelliğine gitmişim. Bunu ben arkadaşımla direkt olarak paylaşabiliyorum. Hemen bu sayfaya geri dönebiliyorum. Daha önce kaydettiğim şu sayfaya geri döneyim bakayım dediğim sayfa. Çünkü işte şu malzemenin bu ısıl işlem görmüş halinin Fatigue datası ihtiyacımdı. Onlara ulaşabildim. Bunu aynı şekilde tek tek görebiliyorsunuz bu skalaları grafiklerde. Bu şekilde inceleyebiliyorsunuz. Aralarındaki farklılıkları görebiliyorsunuz. Hatta grafik kısmı çok çok daha gelişti. İşte total elastik ve plastik değerleri hepsini bir arada farklı biçimlerde inceleyebiliyorsunuz. Bu malzeme ile ilgili stress strain grafiklerine girdiğinizde de aynı şekilde farklı koşullardaki stress strain datalarına yine ulaşabiliyorsunuz. Belirli bir kısmına zoom yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi inceleyebiliyorsunuz. Umuyorum siz de çok yakında denemeye başladığınızda çok seveceksiniz. Exporter özelliği size bahsettiğim gelişmelerden bir tanesi bu. Artık tek tek mekanik ve fiziksel özelliklere tıklamanıza gerek kalmayacak. İlgili simülasyon direkt olarak seçerek buradan tek tuşa basarak tüm bu malzeme ile ilgili özellikleri aktarabileceksiniz. Bu benim favori malzemelerimden. Onlara geri dönebiliyorum. Malzeme konsolu içerisinde malzeme konsolunda rapor hazırlayabiliyorum. Malzemelerle ilgili bazı listeler hazırlıyorum. Malzeme gruplarına isim veriyorum. Bunları siz üretimde kullandığınız işte bu amortisör grubudur. İşte misal işte Mercedes C serisi otomobil amortisörüdür. Bunda kullanılan malzemelerin alt başlığındaki işte 34 malzeme kullanılıyor bir üründe.
onları gruplayabiliyorsunuz farklı başlıkları altında gibi çalışmalar yapabiliyorsunuz. Aramalarınızı kaydedebiliyorsunuz. Mesela ben işte Advanced Search'te bir arama yapmıştım. Bunların sonucunda şu malzemelere ulaştım gibi bir aramaya sonra tek tıkla geri dönebiliyorsunuz. O menüye Advanced Search'in içerisinde pek çok değerler girmiştim. Onları tekrardan geri çağırabiliyorsunuz. Çok güzel bir gelişme bu hakikaten. Hem işlevselliği arttıracak hem de işinize yarayacak. Belki total materyayı daha da severek kullanmanıza sebep olacak diye düşünüyorum ben. Çünkü ben çok sevdim bu sonuçları. Hatta geri yükledikten sonra tekrar edit edebilir, değişiklikler yapıp bu malzeme gruplarını seçip ben bunu yeni bir başlık altında kaydetmek istiyorum dediğinizde işte hali hazırda kaydettiğiniz listede mi değişiklik yapmak istiyorsunuz yoksa yeni bir liste mi kaydetmek istiyorsunuz diye burada size soruyor. Diyebiliyorsunuz. Bir örnek olarak gösterdim size. Bu anlamda çok ciddi gelişmeler var içerikte. Eminim sizler de çok çok daha fazla seveceksiniz. Malzeme konsolu çok büyük bir gelişme çünkü profesyonel arkadaşların pek çoğunda biz hala karşılaşıyoruz. Malzeme datalarını biz işte data sheetlerden buluyoruz veya tek tek standartlardan alıyoruz diyorlar. Peki hala o verilere ulaşabiliyorsunuz ama bu malzemeleri yan yana karşılaştırabilmeniz için büyük bir masaya ve bir sürü kağıt parçasına ihtiyacınız var. Biz bunu dijital olarak yıllardır yapabiliyoruz. Bununla ilgili ciddi bir test çalışmamız da var aynı zamanda. İki şekilde söyleyebiliyoruz. Bunu bir diyorsunuz ki bu malzeme verileri için hakikaten bir saatin üzerinde vakit harcaması gerekiyor bu mühendisin. Ve bu aslında bir haftada veya bir ayda o mühendisin daha verimli olabileceği çalışma vaktinden çok ciddi bir hırsızlık, vakit hırsızlığı, performans düşürücü bir şey. Bunu biz ışık hızıyla sizlere sunabiliyoruz. Ama diyorsunuz ki tonal materyal bir lisans bedeli var bunun karşılığında. Biz de diyoruz ki evet bu mühendisin zaten vaktinden çalana zamanla ona ödediğiniz maaşı hesapladığınızda tonal materyal lisans bedeli zaten size bedavaya gelecek. Ayrıyetten ürününüzün değerine ve marka değerine katma değerle de zaten çok çok fazlasını geriye ödeyecek ki o yüzden o referanslardan bahsediyorum. O referans firmaların hemen hepsi bu şekilde Total Materya'dan yıllardır yararlanıyor. Türkiye'de de çok çok değerli firmalar var. Total Materya'dan yararlanan olabildiğince herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Bu malzeme konsolunun ana hedefi malzeme bilgilerinin organize edilmesine, kaydedilmesine, yeniden kullanılıp paylaşılabilmesine, hatta bir üründe bir malzeme değişikliği gerekiyorsa bununla ilgili malzeme biriminin çok hızlı bir şekilde neden bu malzeme değişikliğine ihtiyaç olduğuyla ilgili bir rapor hazırlayabilmesi mümkün oluyor.